Önce siz çok uzun yıllar, 17 yıl hapishanede kaldınız ve siyasi tutuklu olarak da ülkenin profilini çok iyi biliyorsunuz. Şimdi senelerce Talabani ile Barzani aşiretleri arasında, çeteleri arasında çok ciddi çatışmalar olurdu. Hatta bu çatışmaları bir dönem Türkiye'de barışmaları ile ilgili çaba sarf etti. Ne oldu bu Talabani ve Barzani'ye şimdi birbirleriyle dost oldular? Daha önce her fırsatta birbirlerine kurşun atan bu çeteler neden bir araya geldiler? Bu yani bizim aldığımız bilgilere göre tamamen duygusal ama evet, çok doğru. Bunun dışında bir başka etken var mı? Şimdi bunlar en çok orta yerde Amerika onları tam olarak başka devletlerde, müttefik devletlerde destekledi. Destekledi zaman ne oldu? Kendilerinde bir güç hissetti. O da değil o. Her zaman bunlar dağlarda yerleşerek Saddam'ın şeyini orada zaman bir korkuyla kaçıp durdular. Şimdi Amerika buranı terk ettiği zaman durumlar hep öyle olacaktır. Şimdi ortalarında onların bir menfaat var. Dediğim, bir çıkar var. Talabani diyelim şeyden İran sınırından yaralanıyor. Barzani de Türkiye sınırından yaralanıyor. Şimdi Barzani'nin daha fazla onuyla daha fazla aldığı paralardır. Dolarlar daha fazladı Talabani'den. Şimdi bunlar görüşüyor. Orta yerlerinde bu çıkar maddi çıkardı. Şimdi şöyle bir şey söz konusu olabilir mi? Biz her programımızda ısrarla Habur sınır kapısının kapatılmasını öneriyoruz. Habur sınır kapısı Barzani çetesinin kontrolünde. İran'daki sınır kapısı ise Talabani'nin çetesinin kontrolünde. Yani buradan çok ciddi milyar dolara yakın gelirleri var. Türkiye'nin İran'la yapabileceği bir işbirliğiyle her iki sınır kapısının kapatılmasıyla beraber Barzani Talabani çeteleri yeniden birbirlerine düşerler mi? Düşerler. Çünkü önemli bu noktanı almalı. Neden bu kadar bu insanlara yardım olsun? Neden yani iki tarafa, ikisi de dağlarda Irak'ın milletini öldürdüler. Irak'tan sahip öldü. Kendi milletlerinden ne kadar öldürdüler? Yani şimdi Kürtlerden sorduğun zaman en çok Kürt'ü kim öldürdü Saddam'dan fazla? Evet. Talabani öldürdü, Barzani öldürdü. Evet. Yani şimdi orada olan Hristiyanlar bile onların da köyleri, ilçelerinin ellerinden aldı. Bir zaman geldi Mesut Barzani sizin aslınız Kürt'ü diye, Hristiyan'ı diye. Siz de bizim ırkımızdansınız, Kürt yazın diye. Çok insanlar da hapse girdi. Hristiyani diye Kürt davasının Demokrat Partisi'nin dolayı. Evet. Bunu ortaya attılar. Bir bölüm Yezidilere gelelim. Irak'ın kuzeyinde Sinzer bölgesinde işte Barzani'nin de taç amacı oranın bir il yapmak, lafarı oraya bağlamak. Bağlamak oranda Kuzey Irak dedikleri oraya bağlasınlar diye. Bir hükümet kurmak. Onu istiyorlar. Bu baskılar lafarı yapıyorlar. Sinzer Yezidi. Onlar Arap aşiretine Kahtani söyledi ki onlardan biri. Şimdi Barzani onları da Kürt sayıyor. Yezidiler. Yezidiler o şey olan, İslam olmayan yani Yezidiler de kendilerinden sayıyor. Bunlar da Kürt aşireti diye bizim bir şeyimizdendir diye. Onlar da bunlara ayaklanıyor. Onların da çok şeyi işte tek hayalları da oranın Sinzar'ı, Tilafer, Sinzar'ı balasının en büyük ilçe olan yıllar boyu Saddam döneminden yoksul kalan bir Türkmen ilçesi olduğu için 600 bin nüfusu olan onu hiç ilerlemedi. Yani geçenlerde Türkmen köylerinden programlar gösterdiler. Onun yanında Reşliye köyler var, Karakoyunlu köyler var, Şennif var. Birçok yüzlerce köyler var. Şimdiye kadar Saddam dönemi 35 senede hiçbir ilerleme olmadı. Hiçbir çivi bile şey olmadı. Hiçbir ev yapılmadı orada. Yani düşmanlara karşı bunlar uygulanıyor. Neden sınırlar kapanmasın? Bir anlaşma yapsın Türkiye İran'la. Tam bu sınır kapandığı zaman burada olan şirketler de son zamanlarda işte Diyarbakır'da da bir mahkeme kurulacak şeyin Barzani'nin bu kadar şirketler var Türkiye'de. Niye bunlar kapanmasın? Ne oldu? Çok teşekkür ediyorum Sadım Bey. Bize müthiş duygulu sözlerle
hepimizi etkiledi. Değerli seyirciler, sadece Irak Türkmenleri değil, bugün konuğumuz olan Sadun Köprülü değil, Türk coğrafyasında dünyanın birçok yerindeki Türklerle yaptığımız görüşmelerde onların ışığı, onların neredeyse merkezi olarak kabul ettikleri Türkiye'dir. Azerbaycan'da bulunduğum yıllarda da Ermeni işgalinin, Ermeni savaşının ve Karabağ savaşının had safhada olduğu günlerde merhum Elçi Bey ve oradaki Türk aydınları da, Türk ziyalıları da şu sözleri söylemişlerdi. Bizim için çok önemli değil ama Türkiye orada var olmalıdır. Türkiye ilelebet var olmalıdır. Biz evet bağımsızlığımızı daha önce kaybettik, yeniden kazandık ama Türkiye her zaman var olmalıdır demişlerdi. Bunu Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Türk'ün olduğu her yerde, bütün coğrafyada bu sözleri duyduğumda Türkiye'nin önemini daha fazla kavradık. Ve bugün hala o sözler geçerli. Efendim, bir Kerkük Kerkük programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta değerli seyirciler, yine konumuz her zaman olduğu gibi Türkmen coğrafyası olacak. Her zaman olduğu gibi Kerkük olacak. Ve önümüzdeki hafta zannediyorum Irak Türkmen cephesinin yurt dışındaki temasları da sona ermiş olur. Sıcağı sıcağına biz oradaki gelişmeleri İnci ile beraber sunmaya devam edeceğiz. Dünyayı Türkçe okuyanların, Türkçe seyredenlerin televizyonu Yeni Çağ'dan hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ülküyle kalın. İyi akşamlar.